Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çiçeklerle konuşabilen bir prenses varmış. Bu prensesin yaşadığı sarayda devasa bir bahçe varmış ve prenses bu bahçedeki tüm çiçeklere ve bitkilere gözü gibi bakar, onları sulamayı, bakımlarını yapmayı hiç aksatmaz. Güzel cümlelerle her birine okşar ve onları ne kadar çok sevdiğini söylermiş. Bahçedeki tüm çiçekler de prensesi çok sever onun kendilerine çok iyi bakmasından ve söylediği güzel sözlerden çok mutlu olurlarmış. Ancak bu ülkenin kralı yani prensesin babası, çiçekleri hiç sevmez, kızının da çiçeklerle neden bu kadar ilgilendiğine bir türlü anlam veremezmiş. Prenses ise babasına her seferinde çiçeklerle ilgilenmenin ve onların çiçek açtığını, gelişip büyüdüğünü görmenin çok huzur verici olduğunu insana sabırlı olmayı öğrettiğini ve iyiliğin büyüyüp yeşerdiğini gösterdiğini söyler, kral ise huzurun yalnızca zenginlikle elde edilebileceğini savunurmuş. Çiçeklerin prensesi, yalnızca sarayın bahçesindeki çiçeklerle değil, etrafta gördüğü tüm çiçeklerle ilgilenir, onlarla güzel sohbetler edermiş. Etrafta bir çiçeğe zarar verdiğini, üzerine bastığını gördüğü herkese çok kızar, onları iki gün zindana attırırmış. Dünyada hiçbir yerde bu kadar fazla ve bu kadar güzel çiçek yetişmezmiş. Günlerden bir gün çok zengin bir ülkenin kralı, uzak diyarlardaki bir şehrin birbirinden güzel çiçeklerle bezeli olduğunu öğrenmiş ve ülkesinde de bu çiçekleri görmek isteyerek bir sandık dolusu altın ile bu güzel ülkeye gelmiş. Kralın yanına gitmiş ve bahçesindeki tüm çiçekleri söküp ülkesine götüreceğini, bunun içinde kendisine bir sandık dolusu altın vereceğini söylemiş. Bunu duyan kral, bahçesindeki çiçekler için bir sandık dolusu altını görünce hiç düşünmeden bu teklifi kabul etmiş ve bu çiçekleri satın alan kralın askerleri bahçedeki tüm çiçekleri sökerek arabalara yüklemiş ve ülkelerine geri dönmüş. O sırada bir göl kenarında çok güzel açmış çiçeklerle sohbet eden ve onlara su veren prenses saraya döndüğünde adeta şok olmuş. O rengarenk çiçeklerin yer aldığı bahçede tek bir çiçeğin dahi kalmadığını görünce hemen ne olduğunu anlamak için babasının odasına koşmuş. Büyük bir sinirle. Baba, bahçedeki canım çiçeklerime ne oldu? Bu çiçekleri sen mi kaldırdın bahçeden? Demiş babası ise pişkin pişkin gülerek. Şu içi altın dolu sandığı görüyor musun? İşte bu sandığı alıp senin o hiçbir işe yaramayan çiçeklerini zengin bir krala verdim. Çiçeklerin sayesinde ülkemiz zenginleşti daha ne istiyorsun? Deyince prenses çok sinirlenmiş ve hemen odasına gidip tüm eşyalarını toplayarak saraydan kaçmış. Kral nerede arasa da kızını bulamamış. Yıllar yıllar geçmiş. Bu çiçekleri ülkesindeki sarayının bahçesine ektiren kralın çiçekleri ise çiçeklerine kimsenin yeterince ilgi ve sevgi göstermemesi yüzünden tek bir çiçek dahi açmamış. Çiçekler kendileriyle sohbet eden, onların her ihtiyacını karşılayan çiçeklerin prensesi olmayınca ve kimse onlara ilgi göstermeyince küsmüş ve hiç açmamış. Kral bu duruma çok sinirlenmiş ve çiçeklerin prensesinin babasının yanına giderek aldığı hiçbir çiçeğin açmadığını söyleyerek verdiği tüm parayı geri istemiş. Prensesin babası ne dediyse de kralı ikna edememiş ve altın sandığını geri vermek zorunda kalmış. Sarayının ne kadar renksiz ve herkesin ne kadar mutsuz olduğunu görünce kızını anlamış ve hak vermiş. Ancak kızı artık başka bir ülkede sevdiği bir adamla dünyanın en büyük çiçek bahçesini yapmış.